Tamam, sesle ilgili sıkıntımız yok. Başlıyorum. Hazır mısınız? Joy da Lucy de uyuyor. Bu arada uykum geldi resmen yani benim de. Evet, hazır ve nazırım. Tamamdır. Ben bir yudum kahvemden alayım ve başlayalım videomuza. Ay hazırım. Başlıyorum. Aloha. Yepyeni bir kitap önerisi videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Tabii bugün günlerden 25 Ocak Çarşamba günü ve ben bu kitapları sizinle bu videoda 3 kitap paylaşacağım. Bu 3 kitabı da 2023'ün sonlarında böyle Kasım-Aralık aylarında falan bitirmiştim. Ama hani dedim ki madem bu 3 kitap birikti ve ben bunlardan yani sevdiklerim var mı? Ne düşündüm? Bunları sizinle bu videoyla bir paylaşayım. Belki kitap almayı düşünenleriniz ya da evet Kardelen tam da böyle bir kitap arayışındaydım diyecekleriniz vardır diye bu kitapları hani böyle kaldırmadan sizinle paylaşmak istedim. İki tane Türkçe ve bir tane de İngilizce kitap paylaşacağım. Ve sizlerle paylaşmak istediğim ilk kitap Sigmund Freud'un Narsizm Üzerine adlı kitabı. Öncelikle şunun altını çizmek isterim. Özellikle baktım. Hani tabii ki de Sigmund Freud vefat edeli bayağı zaman oldu. Bayağı zaman geçti üzerinden. Lakin bu kitap ne zaman yayınlanmış, ne zaman yazılmış? Sigmund Freud'un yazdığı bir kitap. Onun teorileri diyeyim ben size. Ve 1914 yılında arkadaşlar yayınlanmış. Bu da bence çok önemli çünkü hani 1914 yılının üzerinden 100 küsür sene geçti. Dolayısıyla hani bu kitabı okuyacaklarınız ya da okumayı düşünenleriniz varsa bence bunu da göz önünde bulundurun. Çünkü ya dili bayağı teorik onu söyleyeyim. 71 sayfalık bir kitaptı. Ve bu arada ondan da bahsedeceğim. Hani yeni üzerine daha doğrusu narsizm üzerine geliştirilen çok daha fazla psikologların katkıları oldu. Daha teoriler ortaya çıktı diyeyim ben buna kabaca. Hani onu da aslında böyle okurken aklınızda tutmanızda fayda var. Ben okurken sıkıldım, yalan söylemeyeceğim. Ben bu kadar teorik kitapları sevmiyorum ama hani madem böyle almışım ve kısa bir kitap o yüzden bitireyim diye okumak istedim. Bunun yanı sıra Yunan mitolojisinde Narkissos'un zaten yani Narkissos'tan çıkma narsizm kelimesi de. Ve hani bilmeyenleriniz varsa böyle parantez içinde söyleyeyim. Narkissos suda böyle kendi yansımasını görüyor ve kendi yansımasını görünce de kendisine aşık oluyor. Ve asla ulaşamayacağı kendine aşık olduğu için kendisine bakarak o hayalin peşinde yani ona ulaşma arzusuyla hayatı geçiyor. Ve zaten en sonunda da o denize hani kendine bakarken böyle düşüp ölüyor. Tabii ki bu mitolojik hikayesi. Buradan çıkıyor bu konu. Ben çok etkilenmiştim ilk duyduğumda deyip parantezi kapatayım. Belki de aranızda ilk defa bu hikayeyi dinleyenleriniz varsa diye bunu da paylaşmak istedim. Bunun yanı sıra arkadaşlar Olimpos Yayın Evi'nden çıkma bir kitap. Yani çıktı. Çevirmeni de Sena Tuğçe Gürkan. Bu kitapla ilgili başka size öyle söyleyeceğim daha detaylı bir şeyler var mı diye düşünüyorum ama... Yok açıkçası yani 10 üzerinden 6 vereceğim bir kitaptı. Tabii ki de Freud'a saygılarımla diyorum tabii ki yani. Bunun yanı sıra böyle alıntıladığım ben birkaç yeri okumak isterim. Genelde kitap önerisi videolarında bunu yapıyorum. Sizin de hoşunuza gittiğini düşünüyorum. Her ne kadar böyle YouTube videolarımın altına deli gibi yorumlar gelmese de ve yorum yazmanızı gerçekten çok isterim. O yüzden bu videoyu izliyorsanız ve hani Kardelen sana da nasıl katkı sağlayabilirim ya da ne yapabilirim falan diye düşünüyorsanız videoyu beğenip hani yeri değil ama ben yeri gelmemişken söyleyeyim videoyu beğenip arkadaşlar yorum yazarsanız bu kitabı okumayı düşünüyorsanız ya da okuduysanız mesela ya da okuduğunuz başka kitaplarla ilgili sevinirim. Şimdi de size altını çizdiğim birkaç yeri okuyayım isterim şöyle kısaca. Mesela evrenle çözülemez bir birliktelik duygusu olarak nitelendirildi. Bunun altını çizmişim. Gerçi dediğim gibi bu kitapta öyle çok deli gibi hani vurucu cümleler de yoktu. Yani teorikti ama vardı birkaç böyle. Tabii ki de katkı sağlamadı mı sağladı. Şunun altını çizmişim. Dış dünyadan çekilen libido egoya yönlendirilmiştir ve böylece narsizm olarak adlandırılabilecek bir davranışa yol açar. Tabii ki bunların hepsi hani Freud'un kendi düşünceleri. Ben... Jung da zaten Freud'un öğrencisiydi diye hatırlıyorum ama Jung'a daha yakınım. O rüyalarla ilgili de birçok şeyi
geliştirdi diyeyim birçok teoriyi. Ama arkadaşlar zaman tabii ki değişiyor. Freud tabii ki de psikolojinin babası, yani psikiyatrist hani babalarından biri. Ama ben çok sevemiyorum Freud'u açıkçası. Bunun yanı sıra belirttiğimiz gibi narsistik obje seçiminde amaç ve tatmin alınan şey sevilmektir. Zaten. Bir yerin daha altını çizdiğim bir yeri daha okuyayım sizlere. Çok da altını çizmemişim bu arada. Bakıyorum böyle uzun uzun hiç çizmemişim neredeyse. Şunu okuyayım bir de. Charcot'un histerik olarak sınıflandırılan hastalarda yaptığı çalışmalar, Freud için psikolojik bozuklukların beyinden ziyade zihinlerde kaynağa sahip olma ihtimalini ortaya koydu. Böyle bir kitaptı. Yani hani illa alın okuyun diyemem ama ilginizi çektiyse özellikle narsisizm üzerine kitaplar arıyorsanız bir bakabilirsiniz. Bir de son olarak şunu söyleyeyim. Ben bir ara narsisizme ve böyle kişilik bozukluklarına kafayı takmıştım. Zaten hani beni bir süredir takipteyseniz biliyorsunuzdur psikolojiye ne kadar ilgim olduğunu ve hatta 1,5 sene kadar hani psikolog olmayı seçmiştim ve 1,5 sene kadar okumuştum ama sonra vazgeçtim. 4 senelikti üniversite tabii ki. Dolayısıyla bir psikolog değilim ama çok ilgim olduğu için böyle narsisizmle ilgili de bir sürü kitapları aldım. Fakat şunu fark ettim. Genellikle çok eskiden yazılmış kitaplar olduğu için bana böyle biraz da eski bilgiler gibi geldi. Bunu böyle saygısız bir yerden söylemiyorum ama daha güncel hani bir psikoloğun, bir psikiyatristin belki yazdığı, sizin de kitap öneriniz varsa özellikle kişilik bozuklukları ile ilgili hani tırnak içinde yorumlara yazabilirsiniz. Ben de okumak isterim. Sizinle paylaşacağım bir diğer kitap arkadaşlar Nermin Yıldırım'ın kaleminden çıkan Bavula Sığmayan kitabı. Yani Bavula Sığmayan isimli kitap. Hep Kitap Yayın Evi'nden çıktı. Ve bu arada baktım kaç tane başka kitabı var diye Nermin Yıldırım'ın. Çünkü ben dilini çok beğendim. Bu kitaba bayıldım. Zaten şimdi kitapla ilgili düşüncelerimi söyleyeceğim. 7 farklı kitabı daha varmış ve ben Ev kitabını da aldım. O bayağı yani buna kıyasla böyle bunun 2 katı daha kalın diyebilirim. Onu da okumak için böyle sabırsızlanıyorum ama şu anda okuduğum 2-3 farklı kitap olduğu için sırayla okuyacağım. Sakin sakin ilerliyorum. Bu kitap 229 sayfa arkadaşlar ve kısa öykülerden, kesitlerden, hikayelerden bahsediyor. Onu kaleme almış. Böyle yarım kalmışlık, ayrılıklar, hüzün, çocukluk anıları, böyle farklı farklı hikayeler var. Bir de arkadaşlar bu kitap 2022 yılında yayınlanmış. Ona da baktım. Ve bu arada ben hani çantama koyduğumda şöyle arkası yırtıldı maalesef ki. O yüzden bunu yapıştırmam gerekiyor. Çünkü aranızdan 2 kişiye 2 tane Türkçe kitabı hediye edeceğim. Onu videonun sonunda söyleyeceğim. Ben Nermin Yıldırım'ın ilk defa bu kitabıyla beraber kendisiyle tanıştım. Melikşah'ın videolarında çok hani o da böyle övgüyle bahsedince ne zamandır aklımdaydı. Kesinlikle Nermin Yıldırım'ın kitaplarını bir okumam lazım. Hani seveceğim mi sevmeyeceğim mi düşüncem ne olacak diye merak ediyordum. Arkadaşlar ben bir yazar olsam gerçekten Nermin Yıldırım gibi yazmak isterdim. Tabii herkesin kendine özgü bir dili var. Ama çok bana hitap etti. Bayıldım. Ve zaten dünya çapında da birçok dile çevrilmiş kitapları. Ben gurur duydum açıkçası. Kendisi de 2-3 sene ya Çin'de ya Japonya'da hani farklı ülkelerde de bulunmuş. Zaten hani kitap fuarlarına da gidiyormuş. Ve dünyaca da bilinen bir yazar. Çok onur onarı oldum açıkçası. Yani gurur duydum. Çok keyif aldım okumaktan ve bu kitabı okurken alıntıladığım yani altını çizdiğim çok yer oldu. Siz bu alıntıladığım yerleri okuman bu arada hoşunuza gidiyor mu? Onu da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Hani ona göre diğer videolarda daha az yer veririm ya da daha çok yer veririm. Şu kopan yerini ayırayım. Şimdi hazırsanız o kadar can vurucu ve böyle hissiyatlı cümleleri var ki Nermin Yıldırım'ın. Birkaç tanesini izninizle paylaşayım. Paylaşayım. Çocukken onun her şeyi bildiğini sanırdık, bilmiyor. Klasik bulmaca sorularını biliyor sadece. Onun dışında şöyle biraz uzun çizdiğim, altını çizdiğim bir yer var mı? Sence hafıza nedir? En ihtişamlı cevabı o vermiş. Hafıza şeytanın ta kendisidir demişti. Hatırlayarak ölüyü diriltebileceği gibi unutarak diriyi öldürebilir bazen insan. Ah ah. Şunları da okuyayım. Aynı sayfadan 2 farklı yeri alıntılamışım.
yani altını çizmişim. Neden bıraksın ki zaten? Okunmayacak bir cevap neden bırakılır? Hem zaten veda etmeden gidenler cevabı hak etmezler. Çünkü ben inanırım, yazılmış bütün mektuplar er ya da geç birilerine ulaşır. Mutlaka ulaşır. Mektuplar bunu çok sık yapar. Ay arkadaşlar, beni o kadar böyle kalbimden vurdu ki. Bu arada size şöyle bir iyilik yapayım. Depresyona girdiyseniz ya da böyle çok hüzünlü bir yerdeyseniz, yeni ayrılık yaşadıysanız Nermin Yıldırım'dan, yani diğer kitaplarını okumadım ama bu kitabından uzak durun. Sizi gerçekten böyle hançerleyebilir. Dili inanılmaz, dediğim gibi yani bana çok hitap ediyor. 10 üzerinden 9,5, hatta 9,8 veriyorum. 10'da 10 diyemiyorum çünkü her zaman daha iyisi vardır belki diye böyle bir düşüncem, bir inanışım var benim. Ama gerçekten hüzünlü, evet, hatta birkaç kişi bana yazdı. Hani Kardelen, ben çok okumak istiyorum ama sanki böyle dili biraz hüzünlüymüş, biraz bana hani acı verirmiş gibi geliyor dediler. Ben de evet dedim, hani okuması çok rahat, çok akıcı zaten ama hani hüzünlenebilirsiniz demiştim. Şimdi bir dakika, bir iki yeri daha okuyayım izninizle. Bu yaşımda karımın beni kıskanmaya tenezzül etmeyişi, bendeki sadece çapkınlıktan değil, erkeklikten de emekli addetmesi gene işime gelmekle birlikte hiç hoşuma da gitmedi. Başka başka. Bir de şunu okuyayım son olarak, yani kendimi durduramıyorum ama son olarak. Ne büyük yalnızlıktı susmak. Anlatmalıydım birilerine, yoksa içimde biriken seslerde eriyecektim. Ay Nermin Yıldırım, belki bir gün bu videoyu kendisi de izler. Yani kaleminizden öpüyorum. Gerçekten muhteşem bir anlatımınız var. Bayıldım dilinize. Yer yer beni çok güldürdünüz. Bu arada komik de yani. Ben çok güldüğüm birkaç yer de oldu ama yer yer daha da çok ağlattınız, hüzünlendirdiniz. Ay burcunuz yengeç mi acaba diye de bir sorguladım. Çok iyi kitap arkadaşlar, okuyun derim. Benim nacizane önerimdir, tavsiyemdir deyip sıradaki kitaba geçiyorum. Sizinle paylaşacağım son kitap Fairy Tale Family, Susanna Mittermeier'ın kaleminden çıkma bir kitap arkadaşlar. Bu bir Access kitabı. Hani Access kitabı dememin sebebi de Access Consciousness olması lazım yayın evinin. Bakıyorum, evet. Access Consciousness yayın evinden çıkan bir kitap ve İngilizce. Türkçesi yoktu en son ama hani tabii ki bu video yayınlandığında yine bakmak isterseniz bakın lütfen. Hani İngilizcesini bulabilir misiniz ya da bu kitabı nereden bulabilirsiniz, mutlaka online bulabilirsiniz. Bir bakın, araştırın derim. Yani Türkçe'ye de çevrilmesini çok seçtiğim bir kitap açıkçası. Bence herkesin, yani bana kalsa herkes bu kitabı okusun derim. Kaç sayfaydı hemen bakayım. 138 sayfalık bir kitap. Bu arada Susanna Mittermeier Viyana doğumlu ve psikolog kendisi. Pragmatik psikoloji üzerine gidiyor ve bu alanda kendisini geliştiriyor. Aynı zamanda akses kolaylaştırıcısı. Akses kolaylaştırıcısı da ne demek Kardelen derseniz, hani benim de olduğum gibi bir certified facilitator var arkadaşlar. Çok kısaca bahsedeyim. Ben Certified Facilitator, yani CF değilim, BF'im. Yani Bars, Access Bars, hem seansları verebiliyorum hem de sınıf açabiliyorum. Onun eğitimini verebiliyorum bir günlük. Kolaylaştırıcılar da açıkçası değişebiliyor. Yani ya Bars kolaylaştırıcısı, başka eğitimler vermek istiyorsanız o alanda. Yani kendisi de kısacası Access alanında kendisini geliştirmiş ve kolaylaştırıcılık seanslar veren, eğitimler veren birisi. Tamam Kardelen, bunu anladık. Bu kitap neden bahsediyor derseniz de zaten hani isminden de anlaşılacağı gibi peri masalı aileleri diye çevirebilirim, bilirim size. Yani aslında ütopik olan ailelerden bahsediyor. Yani konusu ne diye sorarsanız, ilk iki kitap, yani tabii ki de bahsedemedim çünkü birinde hani Nermin Yıldırım'ın kitabında kısa kısa romanlardan farklı konuları ele aldığı için hani hepsinden bahsetmem mümkün değil. Diğeri de zaten narsizm üzerineydi ama bu kitapta belli bir konu var. O da evet, aileler üzerinden yola çıkıyor ama hep soruda kalmamızı söylüyor. Zaten Access'in esas olayı genel olarak hani çok kabaca soruda kalmak ve aslında ailemize farklı bir yaklaşım sergileyebilseydik, biz farklı seçimler yapmayı seçseydik ve farklı bir bakış açısıyla, farklı bir gözle yaklaşabilseydik,
ailemizle ilişkilerimiz, onları algılayış şeklimiz ve onların bizi algılayış şekli nasıl olurdu? Nasıl değişirdi, dönüşürdü? Bunların üzerinde duruyor diyebilirim açıkçası kısacası. Bu kitaba arkadaşlar benim puanım 10 üzerinden 9 olacak. Ben gerçekten beğendim. Yani eğer İngilizce biliyorsanız ya da İngilizce alanında hani kendinizi daha da geliştirmek istiyorsanız ve diyorsanız ki hani Kardelen ben anlıyorum, kitapta okuyabilirim. Belki böyle bazı kelimeleri anlayamayabilirim. Bence hani alın, bulunsun ve okuyun derim. Bu benim uzun süredir bu arada kitaplığımdaydı ama bir süredir yani bayağıdır hatta aylardır elim gitmiyordu. Ve şunu da biliyorum. Bir şeyleri değiştirip dönüştürecekti bu kitabı okuduğumda ve o yüzden ben bilinçli bilinçsizlikle bu kitaptan kaçıyordum. Ama çok mutluyum ki okudum. Bu arada bu kitabı hediye edemeyeceğim hani bulmam çok kolay olmayacağı için. Ama diğer iki kitabı şimdi bu kitapla ilgili anlatacaklarım bitsin hediye edeceğim, bahsedeceğim. Altını çizdiğim bazı yerleri de size okuyacak olursam tabii İngilizceden Türkçe'ye çevirerek okuyacağım. Genelde bu arada soruların altını çok çizdim. Ve arada böyle açıp hani şöyle göstereyim size de bayağı altın çizerek okudum ben bu kitabı. Şöyle altın çizdiklerimi görebiliyorsunuzdur siz de. Genelde dediğim gibi hep sorular hani sorarım böyle arada bakarım diye altın çizmek istedim. Mesela bir yerde şöyle diyor Suzana Hanım. Mutsuz olmayı seçen birisi mutsuz olur. Sen sadece o mutsuz olmayı seçiyorsa onun mutsuz olmasıyla tamam ol, ona izinde ol ve onları kurtarmayı ve onları mutlu etmeyi bırak, diyor. Yargılamaya gerek yok, sadece seçin, diyor bir yerde. Onun dışında gerçek seçim nedir? Gerçek olasılık ve katkı. Bunlar gerçekten değişimin ana elementlerinden birkaçıdır. Ve siz bir soru sorarsınız, bu soru sormanızın da amacı bir olasılığa kapı açmaktır. Tabii ki hani bunlardan böyle bahsediyorum hani İngilizceden Türkçe'ye çevirirken biraz kırık hani böyle tuhaf duyuluyor olabilir kusuruma bakmayın bir çevirmen değilim. Sonra şöyle bir yerin altında çizmişim. Duygular gerçek değildir. Onlar yapay ve büyütülmüş ve sizi kontrol altında tutmaya tutsak etmiş bir şeydir diyor kendisi. Çok değişik bir bakış açısı. Bu arada bu kitabı eğer okumayı seçerseniz gerçekten bütün yargılarınızdan ve bütün bakış açılarınızdan arınarak, özgürleşerek okuyun derim. Yani tabii ki bu kolay değil. Ben de böyle birçok yerde ne diyor bu kadın ya saçmalıyor falan dediğim oldu. Ama böyle tamamen yargısız, tamamen ön yargınız olmadan ve hiçbir bakış açınız olmadan bu kitabı okusaydınız bu sizin hayatınızda ne yaratırdı? Bunu kendinize sorabilirsiniz arkadaşlar. Özellikle bu kitabı okumayı seçiyorsanız ya da bu kitap sizi çekiyorsa bunu da değerlendirmenizde fayda var diyorum. Ve bu videoyu burada sonlandırıyorum. Bu arada demin söylediğim gibi bu iki kitabın Türkçe olan Freud'un ve Nermin Yıldırım'ın kitabını bu arada yani şurası yırtıldı sonra bana kızmayın. Tabii ki de size göndermeden yapıştıracağım ama yani çantamda yırtıldı ve de altı çizili hani ben sıfır kitap istiyorum derseniz de yazmayın arkadaşlar. Bana Instagram'dan ulaşan, Instagram'ımı bir yerlere bırakırım aşağıda şurada ya da burada bir yerde. Instagram'dan ulaşan bir kişiye yani iki farklı kişiye bu iki kitabı işte hediye edeceğim. Yani farklı farklı iki kişiye hediye edeceğim. O yüzden hani ilk yazana veririm büyük ihtimalle. İlk kim yazarsa ona hediye olarak göndereceğim. Bu şekilde umarım şimdiden okuyacak olan arkadaşlarımız keyifle okur. Bana size de benden böyle küçücük bir hediye olsun istedim. Bu kitaplar arasından sizin okumayı düşündüğünüz kitaplar var mı arkadaşlar? Ya da bu kitapların dışında bambaşka belki ben bu arada bilim kurgu kitaplarını da çok severim. Hatta bir kitap okuyorum bitirince eğer hoşuma gitmese de paylaşırım diye düşünüyorum sizinle. Ve 2024 senesinde daha fazla kitap okumayı seçiyorum. Sizin okumayı düşündüğünüz ya da okuyup bayıldığınız ya da hiç sevmediğiniz kitaplar varsa yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Instagram'dan ya da TikTok'tan takipte kalmak isterseniz de şuralara bırakıyorum. Aynı zamanda bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Böylelikle de her cuma 6'da gelen videolardan haberiniz olur. Haftaya bambaşka bir videoda o zaman görüşmek üzere. Bol bol okuyun arkadaşlar. Yani ben çok seviyorum okumayı ama okumak daha zahmetli olduğu için bazen sesli kitap da dinliyorum. Siz hangisini bu arada tercih ediyorsunuz tabii ki de.
Onu da bana yazabilirsiniz. Vallahi her şeyle ilgili yorumlarınızı bekliyorum açıkçası. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Hoşçakalın. Bu arada böyle küçük ekranda görüyorum ya ben kendimi hani videoyu kaydederken sizlere. Ay saçım oldu mu, başım oldu mu, açı oldu mu, o oldu mu, bu oldu mu, doğru yere mi bakıyorum, ışık iyi mi falan. Benim aklımdan geçen milyon tane şey var. O yüzden aslında video çekmek zahmetli değil diye düşünenleriniz varsa zahmetli arkadaşlar. Ama ben çok seviyorum, çok keyif alıyorum. O yüzden yani o zahmet bana zahmet gibi gelmiyor. Neyse söyleyeceğim bu değil. Yeni taç aldım geçen gün ve bugün ilk defa takıyorum. Gerçi böyle de çekiyorum. Keşke videoyu şöyle çekseydim. Düşünsenize size böyle anlatıyorum her şeyi. Ay çok sevdim ama ya. Çok bayıldım. Öyle. Bu da böyle gereksiz bilgiler de bugündür. Bu bilgiyle alın ne yaparsanız yapın diyorum arkadaşlar. Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Görüşürüz.